Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin ve ssalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein Ala resulina Muhammedin selavat Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Tenazzalul malaikatu ve ruhu fiy bi izni Rabbim Kulir ruhu min emri rabbiy saddakallahul azim Şimdi sayfa 506'da Dün akşam tabirler üzerine durduk. Pek durmayacağız dedik bir daha. Neye durduk? Vücut, şuur, vücut, şuur, hayat, ziya ve nur. Okumuştuk ama şuuru tam bitirememiştik. Bitmiş sayılıyor. Fakat ben bir hulasa edeyim. Vücut içinde adem olmayan mevcut, mevcut içinde adem de olan. Ademsiz olana vücut, ademsiz olana mevcut deniliyor. Yani en hulasa şöyle diyeyim daha iyi olur. Esmalar var. Bir sürü esma çizmiştik. Esma üstalar. Rahman, Rahim, Kerim, Adil. Bütün isimleri şöyle yapalım abiler. Cemil, Rahman, Rahim, Hakim, Sani, Hakim, Hakim. İsimler. Hepsi hakikattır yukarıdan aşağıya mertebesi var. Zerreden şemse kadar esmanın mertebesi var. Tamam. Her bir esma. Latif esması. cenab esma ile bir çiçekteki esma, bir çocuğun simasındaki esma, cennetteki esma yani latif, arştaki esmanın o mertebesi. Yani esmanın mertebeleri. Her bir esma da hakaiki sabit edindir. Hakikattır. Tamam. Şimdi Salih sen Latif'ten 8 derece aldın bu çizgiden. Şöyle çizgileri var. Vücuda anlatıyorum. Latif'ten 8 aldın. Rahman'dan 9 aldın. Bari'den 3 aldın. 3 hayat boyu. Yani kazanım. Hakikat merteben. Rahim'den 11 aldın. Şundan bu kadar aldın. Bundan bu kadar aldın. Şimdi bu bunları teğetle birleştirir misin böyle? Esma'daki hakikat mertebelerinin Kazanımlarının bütünlüğüne vücut denilir. Kazanımların vücut. Bu burada zıt yok. Şu kainat ise bu ağaç mevcuttur. Bu ağacın içinde zıt var. Adem var. Niye sonsuz güzel ve baki değil mesela? Niye soluyor? Niye sönüyor? Yani zıtları barındırırsa mevcut olur. Zıtları barındırmasa hakikat olur. Hakike şey sabit bu vücut olur. Hı? Daha dur. Ya bir tabirler iş yapacağım. daha geçmedim buraya. Sonra şuur, iki tane şuur var. Akıldaki şuur mülke bakar, harice bakar, hariç dünyaya bakar. Vicdanda bir şuur var, batına bakar. İki şuur. Zahirde ihtiyar var, bir de irade var. Bir itikat var, bir iman var. İtikat kafadadır, Kafayı söylüyorum. Tahayyül, tasavvur, takul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Kafadaki itikat zahire bakar. Kalpteki iman gayba bakar. Kafadaki cüz-i ihtiyar eylemseldir. Mülke bakar. Vicdandaki irade batına bakar. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. iç alemini yapılandırır. Tercih denilen öyle basit şeyler o ihtiyara söyler bunu yap diye. İrade Tercih gibi tercihe mahkum olacak kadar bir sistem değildir. Böyle zannetmeyin böyle yap yapma et etme. Onu irade ihtiyara söyler. Konumuz o değil. Kafadaki birinci şu cüz'i ihtiyarı vicdandaki ikinci şu irade. İradeye bakıyor. Yani e, ikisi tanımlama tanımlama yapayım diye kolay olsun diye. Karanlık kafadadır, akliyidir. Zülmet kalbiyidir. İhtiyar akliyidir irade vicdanidir. İtikat aklidir, iman kalbidir. Birinci şuur mülke bakar, ikinci şuur batına bakar. İhtiyar nasıl ki diyoruz? İhtiyar diş dünyamızı tanzim ediyor. Yap, yapma, de, deme, o mu, şu mu, bu mu? Zahiredir. İrade ise iradeden ortaya çıkan evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye nedir? Belki çekinceleriniz olur diye konumuz o değil ama iradeden çıkan evamiri tekviniye. Evamiri tekviniye nedir? İyiyim ezberleyelim diye. İhtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Bunu da içsel alemimizi yapılandırır. Mazinin bütünlüğüyle istikbale bakıp irade halde ihtiyara diyor ki şunu tercih et. Bir vazifesidir. Esas vazifesi tercih değildir. Nedir o? Allah'tan misal vereyim. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah karar verdi. Eflakı yaratacağım buna malumat denilir. Bunu irade ile yapıyor. Bu malumata ilim plan ve proje yapar. Bu malumata ilim malumata tabidir. Yoksa mahlukattaki malumat değil bu. Allah karar verdi yaratacağım. Bu malum oldu. Malum evvel der İmam-ı Rabbani Hazretleri. Malum evvel bu malumu ahir. Şimdi şuur da iki tanedir bir mülke bakar, itikat gibi itikat zahire bakar, iman gayba bakar, karanlık zahire bakar, zülmet batına bakar. İrade batını tanzim eder, ihtiyar zahiri tanzim eder, tanzim o e, e diyor. Şuur da iki tanedir, burada iki tane şuur geçecek. Bir zahiri e, aleme taluk eden kafadaki şuur, ustad diyor iki şuur, ikinci şuur diye. Bir de vicdanın bütünselliğinden olan şuur var. Bu da batınımızı tanzim eder. Şu, bu aklın şuuru ile yaptığı kararları akıl yaptığı tercih. Vicdandaki şuur diyor ki yapma ona. Yani ikinci şuur birinci şuurun aklı aklidir. Yani şuurun şuuru budur. Yani akla diyor ki vicdan niye yaptın? Niye dedin? Yapmasaydın. Haklıyım ama diyor. Vicdanda, vicdan diyor ki vicdandaki şuur. Haklısın ama her hakikat hak değildir. Her şey aklı olmadığında aklımız da söylüyor diyor Mestevi de. İşte buradaki şuuru kontrol eden batındaki şuurdur. Aynı zamanda nedir o? Vicdan aklın aklı olduğu gibi. Peki vicdandaki şuuru kim yönetiyor? Akıldaki aklı Kur'an şu kafa çanak anten gibi demiştik. Haşa uyduya Kur'an olsa çanak anten e, Kur'an'da Kur'an'a muhatap olmuş. Alıyor. Çok ilginçtir bu. Çanak antenin gözü yoktur, kulağı yoktur ama gözün görmediği filmleri görür. Kulağın işitmediği filmdeki sesleri işitir. Bak kulağı yoktur ama duyuyor senden daha fazla. Bak bakalım gökyüzündeki uyduyudaki filmi görebilir misin çıplak gözle? Çanak görüyor. İşte bizim kafamız, aklımız çanak anten gibidir. Uydu Kur'an gibidir. Ona muhatap oldu mu akıl ortaya çıkan doğru muhatabiyet. Aklın Kur'an'a doğru muhatabiyetten ortaya çıkan neticeye doğru bir itikattır. Allah da doğru itikada verdiği cevap itikat kazanılandır Ahmet. iman kazanılan değil. Verilen mevhibe ilahidir. Doğru itikada Allah'ın verdiği cevap da imandır. Tabirleri dolduruyorum abiler. Bir daha. Uyduya haşa Kur'an akıl çanak anten gibi muhatap oldu. Doğru muhatabiyetten ortaya çıkana itikat. Bu doğru itikada Allah'ın verdiği cevap iman kaptedir. İman gaybadır, itikat zahiredir. Dolayısıyla bu kafada oluşan şuur aklın sıfatıdır, aklın bütünselliğidir demiştik. Çok uzun konuşmuştuk. Bu şuur karar veriyor. Nereye göre? Zahire göre veriyor. Birinci şuur zahire göredir. Z e, şeriat zahire bakar gibi. Bunun kararını temiz ediyor vicdandaki şuur. Diyor ki yapma veya ettin tamam. Demek ki... Birinci şuur harice bakar, mülke bakar. İkinci şuur batına, melekute bakar, enfuse bakar. de dediği inkıtaya uğrayan şuur hangi oluyor? zaman? Birincisi inkıtaya uğruyor. İkinci şuurla devre dışı yapıyor. Diyor ki bu şuur yanlış karar verdin diyor. Evet. Eğer bunu susturursan ölüyor. Ama vicdanı çalışırsa mesela adam haklı ama her haklılık haklılık değil ki. Her doğru her zaman doğru değil ki. Ee, şimdi Hayatı söylüyorum. Hayat, nur, ziya, e, nur. Ondan sonra hemen konuma geleceğim. Hayat nedir? Allah dedi ki Celle Celaluhu kainatı yaratacağım. Bu yaratacağım kararı irade, ilim, proje, hayat, malzeme, kudret, fail, usta yapıyor. Demek ki 18 bin alemin malzemesi hayattır. Şimdi... Hayat 18 bin alem, cennet, cehennem, ağaç, kürs, domuz, zilan, ağaç her şey hayattan yaratılmış. Hayatın özünü alırsak, czz, özünü alırsak 336 lemalar, his ve şuur. His ve şuurun özünü alırsak akıl. Orada bitiyor. Ruh aklın özü değildir. Bunların bütünselliğinin sabit ve müstakil bir cevheridir. Peki Ha? Hayatın aslı esası, ruh. Esasıdır. Peki nur nedir? Allah'a nuru semavati vel art. Buz donmuş su olduğu gibi bu mevcudat Cenab-ı Hakk'ın esmalarının cil ve cemal nakı sanatlarının donmuş hali olduğu için nur denmiş. Esmaların en kesif tarafı nurdur. Güneşe hayat desek son şeyim. Ondan sonra hemen giriyorum. Güneşe hayat desek Ondan çıkan ziya foton ziyadır. Maddeye çarparsa, aya çarparsa aydan çıkan o nur, zi, nur nurdur. Onun için Barla da geçiyor. Eşşemse ziya ziyaya vel kamera nura. Kur'an'da ziyayı güneşe nuru kamere nispet ediyor. Güneşten nur gelmez. Ziya gelir. Ziya bizim tabir. Fiziğin tabiri foto. Ne var içinde? 7 tane renk var. Isı, ışık redi, renkler var. Utrovoyel ışınları, dalga boyları var. Bu maddeye çarpmasa foton, içi dışarıya olmaz. Onun için güneşten böyle, güneşin çevresi karanlıktır. Çünkü atom yoktur etrafında. Esirdir. Esir denizinde yüzer. Sonra semai dünya 100 kilometre atmosfer kalınlığına o ziya çarptığı zaman o ziyadaki nur, ısı, ışık, renkler ve dalga boyları çekim, itme güçleri ortaya çıkıyor. O kendisini ifade ediyor. Demek ki hayat güneşinden ziya gelir. Nur ise vücud halicisidir. Donmuş halidir. Onun için ziya batına bakar. Nur harice bakar. Şimdi bu çok lazım olacak. Birinci sayfada ...şuur hayatın ziyasıdır. İkinci sayfada... ...şuur hayatın... ...nurudur diyor. Birisi... ...mükteki yapılandırmadan bahsediyor. Birisi... ...batındaki yapılandırmadan bahsediyor. Okuyorum abiler. Vücudun kemali... ...hayat iledir. Hayat devam ile olur. Yani kemal... ...ben bitireyim ondan sonra sorarsınız. Eee vücut hakikatların bütünlüğüdür demiştik. Kemali nedir kemal? Mestevi Nuriye'de geçiyor. 62. sayfada kemalin kemali devam iledir. Sonu fani olan bir şeyin kemali yoktur. Vücudun kemali hayat iledir. Yani esmaların cem etmiş hali hayat nedir içinde? Esmalar cem etmiş. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Vücudun, vücut neydi? Bu esmaların bütünlüğü. Bu vücut. E, hayat neresindedir ki? Vücudun kemal hayat iledir. Hayat esmaları cem etmiş. Onun için vücudu bu esmaların mertebeleri vücut ise bu esmalar da hayattadır. Yani hayat hepsini cem etmiş. İsmi olduğu için. İsmi azam olduğu için hayat diğer isimleri zatına cem etmiş. Hayat olduğu için basar var. Hayat olduğu için semi var. Hayat olduğu için rezak var. Hayat olduğu için var da var. Demek ki hayat asıldır. Niçin asıldır? Allah yaratacağım dedi. Tamam karar verdi. Taşı toprağı da ne ile yapacak? Hayat ile yapacak. Hayat asıldır. Yani o malzeme ile yaptığı için vücudun kemali hayat iledir. Hayat malzemesi iledir. Hayat ile, kal biz mahlukuz. Yani nedir o? Hayatın donmuş haliyiz. Onun için vücudun kemali bu tabiri bitirdi mi? Hepinize de şey yapacağım. Mutala edeceğiz yani. Ben bir gideyim çünkü saat şey yapıyor. Vücudun kemali hayat iledir. Burada sorusu soru olan var mı? Veya gideyim mi biraz? Bitireyim de döneyim. Belki vücudun hakiki vücudu bir sürü vücutlar var. Mesela Adem'i işmam edenler haram mesela içki içiyor. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. <laughs> Ademi bir vücut. Adem. Hayat ile değil. hayat vücudun nurudur. Yani ne demek hayat vücudun nurudur? Kazanılan meratibi esmaların esmaları dışarıda tezahür göstermek. Yani bir daha hayat vücudun nurudur. Vücut neydi vücut? esmaların bütünselliğidir. Bu esmaların bütünselliğini ben nerede göstereceğim? Hayatımda göstereceğim. O zaman hayat vücudun nurudur. Nur dışsaldır, ziya içseldir. İçini ziya tabiri görürseniz içi yapılandırıyor. Nur görürseniz dış dünyayı yapılandırıyor. İtikat görürseniz haricedir, zahiredir, şeriat zahire bakar. İman ise gaybadır, batınadır. İrade batınadır, ihtiyar zahiredir. Karanlık haricedir, zulmet batınadır. Bir daha okuyayım şurayı. Hayat vücudun nurudur. Yani kazanılan şu esmalar vardı ya izah ediyorum. Kazanılan meratibi esmaları dışarıda tezahür göstermeye hayat vücudun nurudur denilir. Yani o kazanımları nerede göstereceğim? Hayatımda. O zaman dışsal olduğu için e, o nur denmiş. Şuur hayatın ziyasıdır. Şuur bu ne demek? Enfusi melekut tarafıdır. İçsel yapılanmayı yapar. Şuur hayatın ziyasıdır deyince, ziya deyince batındır. Şu, şuur iç alemini yapılandırır nasıl yapılandırır hayat da yapılandırır. Onun için şuur hayatın ziyasıdır. Bir ikinci şuur neydi? Vicdanî şuurdu. O da nereye yapılandırıyordu? İçsel alemini yapılandırıyordu. İçsel alemi nasıl yapılandıracak? Ha o zaman bu şuur hayatın ziyasıdır. Eğer benim namazımı, niyazımı, doğru yaşantı oruç tutuyorsam şuur hayatın nurudur. Yani hayatımın doğru dişsallarıdır. Eğer doğru yaşıyorsam hayatımın nurlarıdır. Namaz gözümün nurudur. Oruç benim nurumdur. Eylemseldir. Haram helala dikkat ediyorsam bu hayatımın nurlarıdır. Dışsallarıdır. Nurdur. Nur eylemseldir. Yani şöyle şey yapalım. Ee, nur ve mana ene için. Şurada bir ene koy. Mahlukata bakarsa nur. Allah'a doğru bakarsa mana. Mahlukata bakarsa aklı şuur, Allah'a ve içsele bakarsa vicdanı şuur. İtikat zahiredir, şeriat eylemedir ama irade içsel yani irade o Allah'a göredir, kutsidir. Elestu bi rabbikum kalu bela ihtiyar değil, irade yapmıştır. İç alemi. Hayat her şeyin başıdır ve sasıdır. Bir daha burayı. Şuur hayatın ziyasıdır. 506'da hayat yani şuur, ikinci şuur ile iç alemimizi yapılandırıyor. Yani şuurlandırıyor. Karşı iki sayfa geç. Şuur hayatın nurudur. Hayatın doğru tezahürleri. Eylemsel olarak dışarıya çıkışlarından bahsediyor. Nurdur. Allah'ın nuru semavat velard. Suyun nuru nedir? Buzdur gibi. O zaman bu kainat nedir? Cenab-ı Hakk'ın esmalarının cil ve cemal nakıs ve sanatlarının donmuş halidir. Donmuş esmalardır. Bu mevcudata nur denilir. Bu tarafa bakıyor. Allah'a bakan tarafına da ziya denilir. Güneşten ziya gelir. Kamerden nur gelir. Nur nereden geldi? Güneşten gelen ziya kamera vurdu Ahmet. Kamerden bize ziya geldi. Mesela güneşten ziya geldi ağaç. Ağaçı yaptı. Artan enerjiyi de Cenab-ı Hak o ziyadan odunu yaptı. Odunun içinde nur var. Yaktığımız zaman ortaya çıkan nurdur. Ama aslında güneşten gelen ziyaydı. Ağaç olarak yani nur olarak gözüktü. Bu ağaç nurdur. Bak nur ışığı barındırıyor içinde. Odunun içi karanlık ama nuru barındırıyor. Şunu da okuyayım ondan sonra size döneyim. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Çünkü Allah dedi ki ben mevcudatı yaratacağım. O yaratacağım demek. İkide bir kullanıyorum irade. neyle yapacaksın? Hayat ile. Projeni göster ilim ile. Hadi yap bakalım kudret ile. O zaman hayat nurun, mahlukatın her şeyin başıdır. Çünkü kullanılan malzeme taş, toprak da şey denilen her şey hayatlıdır. Hayat her şeyin hayat her şeyi her bir zihyat olan her şeye mal eder. Bir şeyi bütün eşeğe malik hükmüne geçirir. Hayat ile bir şeyi zihyat diyebilir ki şu bütün eşya malımdır. Dünya hanemdir. Kainat Malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. Buraya kadar ben durayım ben takır takır gittim böyle paldır küldür gittim. Tamam durdum. Çünkü bu paragraf var ya abiler şu göstereyim size. Şu paragrafı eğer şu kadardır geçebilirsek bundan sonrası hep açılımlarıdır. Bu giriştir. Yani bunu dikkat edersen neredeyse iki dersimizi yedi. Ve başka bir yere gitmedik. Bu iki yerimizi belki çabuk istiyorsunuz ama bu tabirler külliyatın her yerde lazım olacak. Nur her yerde lazım nur tabiri ziya hayat şimdi burada şurasını anlamadım veya şurası olsa dediğiniz bir yer var mı Mesela şu <laughs> şuur için e, bakmıştım da şu diyor kendi varlığından haberdar olmak Evet mesela ayet diyor ya Allah diyor ki ben Allah'ım diyor. Abi ben dahil olabilir miyim? Ha tabii olabilirsin. Şimdi olabilirsin çünkü o süre kusura bakma o o süreci bitirirken kimseyi almamak için yap. Çok güzel. Çok güzel oldu abi. Ee, müsaade ederseniz şöyle bir tefek paylaşmak istiyorum abicim. Şimdi az önce e, adem, mevcut, vücuttan bahsettiniz. Bir de biz hep biliriz ilim, irade, kudret. Sanki biz e, en dış kabuk kudret gibi, sanki biz sadece kudrete muhatabızmış gibi düşünüyoruz. E, bir de şuur, birinci şuur ve ikinci şuur, bunlarla alakalı şöyle tefek toparlamak istiyorum. Mesela abi şöyle bir düzlem düşünürsek, ortada sıfır, solunda eksi bir, eksi iki, sonsuza gidiyor. E, sağında artı bir artı iki sonsuza gidiyor abi. Tamam. Şimdi burada evet burada vücudu mevcudu e, ve Adem'i yerleştirecek olursak abi, ben şöyle anlıyorum ki eksi bir ve devamı e, Adem e, artı bir ve devamı mevcut vücut olan aslında sıfırdır. Hepsini aslında kapsıyor abi. Evet. Yani ben ben böyle e, tamam. anlıyorum çünkü e, artı bir artı, tamam. artı iki artı üç eksi bir e, eksi 2, eksi 3 de e, diye bile bilmen için sıfır lazım. E, e, sıfır, lazım. sıfır ama sayısal hiçbir değeri yok. Sayısal tek başına baktığımız zaman hiçbir değeri yok. Hiçbir Hiç değeri yok. benzetmeniz, sizin şu benzetmeniz benim çok hoşuma gidiyor. Oradan ben çok tefekkürleri bir çıkartıp yürüyorum onun üzerinden. Mesela diyorsunuz ki öfke. Öfke şu anda gafurun içinde. Gördüğünüz muhatap olduğunuz gafur. Hmm. Ama öfke fiile çıktığı zaman artık gafur öfkenin içinde. Evet. Yani burada vücut, evet, vücutla mevcudu ayırmak için aslında böyle. Evet. Vücut mevcudun içinde evet. ama mevcut da aslında vücudun içinde. Evet. Mesela öfke yani, bende. şimdi bir böyle bir daha bir baktığımız zaman irade, ilim irade kudret diyoruz. Biz sanki sadece kudrete muhatabız ama şöyle anlıyorum ki emri kün fe olup bitmemiş abi. Olmakta devam, eder. Yani her, her daim devam ediyor abi. Var olup yok oluyor, var olup yok oluyor. İlimden kudrete kudrete inen. Durrrrrrr. Tabii tabii devamlı. Şimdi ilimden kudrete kudretten ilime, ilimden o kadar hızlı oluyor ki ampulün yanması gibi. Göz bu ampul zannediliyor ki devamlı yanıyor. Oysa gözün görme kabiliyetinden daha hızlı yanıp söndüğü için devamlı zannediyoruz. Varlık da öyledir. Şimdi bir yaprak bir sene yaratıldı. Gelecek sene aynı yaprak değil. İşte gitti geldi. Giden bir daha gelmiyor. Bu var olan var ya dünya kainat. Durup gitti. Başka kainat yaratılıyor. Aynı geri gelmiyor. Yani git gel değil yani bu. E, Fatih ipin ucunu tut Oradan tuttun abi. Ben de tuttum. Ortadan gelelim. Vuu, aynı ip. Bu öyle değil. Yani yandan baktığın zaman dolu gibi gözüküyor. İlimden kudrete, kudretten ilime yani bir melaike yağmur tane sindirirse koşu bir tane de indirmiyor. O bitti onun işi. Sırası gelmiyor. Yani şu anda vücut var ya vücut. Var olup yok oluyor. İhtizazdır diyor. 30. sözde miydi O zaman daire da ben, yani mevcuda bilmeyeden vücuda gelenler her gelen sıfır yeni geliyor. Yeni yeni. Giden bir, daha da bir daha gelmiyor. Bitti o. Onun için nedir o? Ee, ruhta gelecek bedeni misali latif diyor. Bedeni misali ne demektir? Elestu bir rab, vefat ettik edene kadar an ve an ben var olup yok oluyorum var olup yok oluyorum. Her vara beden denilir. O var ol, olup da yok olanlar var ya o şu anda bana misali. İşte onların toplamı toplamını getirirsek o bütünselin adı bedeni misali denilir. İşte vefat anında müjde size. Elestu bi rabbikum. Kalu beladan başlayan o varoluş vefata kadar var olup yok oluyoruz. Var bu o var olmalara beden o olmuş olduklarımızı toplarsak bunların bütünselliğine bedeni misali denilir. Müjde şu. Vefat anında kişi bedeni misalilerin bütünsel şekliyle olacaktır Azrail aleyhisselam. Bedeni misali. Peki glafi nedir? Glafi nedir? 18 bin alemi bize giydirilmesidir. Ve ondan sonra cesede koymuş. 517 sözlerden söyledi. Yani çok acayip tabirler yani. Eğer tabirleri yerine güzel koyarsak ben okudum bir daha okuyayım şimdi. Acele yaptım ama. Koşturmayacağız. Nasılsa bu derste var. Vücudun kemali hayat iledir. Vücudu nedir? Esmaların mertebelerindeki kazanımlarımızdır. Vücut. Kemal ne demek? 62 meslevide devam eden. Yani bekaya mazar. Yani fani dayı olsa ne kadar güzel dayı olsa kemal değildir. Vücudun kemali hayat iledir. Allah'ın hay ismi var oldukça hayatıma hayatına göre bakarsak o... Kemal kazanıyor. Yani hayatımı hayatına göre, yani Allah'ın hayatına göre hayatımı yorumlamak. Belki vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hakiki vücudu derken, e, ademler var ya ademler böyle, günahlar ademidir. Günahlar ademidir, namazsızlık ademidir. E nedir burada? Hakiki vücut, vücut, vücut bulmuşsa. Hakiki ne ile kazanılıyor bu? Hayat ile Peki vücut olmamış, günah işlemiş, adam kafir gitmiş. Vücudu var mı? Yok. Peki hayatı var mıydı? Yaşamamış kabul ediliyor. Onun için hakiki vücut hayat iledir. Adam yaşamamış kabul ediliyor. Onun için ahir zaman fitnesindeki şuraya, şu zamanımıza Fatih, ulema İslam kayıp asır denmiş. Yani insan gelmemiş. Ustad ne demiş buna? Kahtul. Rical. İnsan gelmemiş. Kahtun, yani kıtlık, kıt, insan kıtlığı var. Yani Gelmedi yani. İnsan beşer çok, insan yok. Yani burada bizi şaşırtır. Hakiki vücut da dediğine göre sahte vücut mu var? Yani vücut kazanılmamış, ademi. İşte bu kazanımlar da hayat iledir. Onun için vücudun hakiki vücudu hayat iledir. Hayatsız vücut mu olur? Yani hayat abiler zemindir. O tezgah üzerinde esmalar işliyor. Vücutlar esmaların bütünlüğüdür ama hayat zemininde oluyor. Hayat. Hayatın üzerinde basar, ceyran ediyor. Semi, irade, her şey. Yani hayat ismi azamdır. Diğer isimleri camidir. Hayat vücudun nurudur demek. Hayatı nedir? Hayat Allah'ın dışında yarat bu yaratılmış bütün alemlerin malzemesiydi. Vücudun nuru ne demektir? Yani vücut esmalarımın kazanımlarımın sonucudur. O ben vücut sahibi oldum. ahirete öyle gideceğim. Esmalara mazhar oldum. Mazarı esma, mazarı sıfat, mazariyet. Kazanımlarımın bütünselliğine nur denilir. Vücut. Onun için hayat vücudun nurudur. Yani ben burada bak hayat nurdur. Neyin Vücudun, vücudun. Yani hayat üzerinde ben kazanıyorum. Esmalar onu zincir Siz bu bina olmasa nerede oturacaksınız? Bu bina hayattır, eylemleriniz vücuttur. Ee, doğru yaşamak da nurdur. Yanlış yaşamak da ademdir. Hayatın ziyasıdır. Bu sayfanın hemen karşısında şöyle gösteriyorum. Şu, bak şurada diyor ki şuur hayatın ziyasıdır. Gel buraya şuur hayatın nurudur diyor. Yani sonuna ziya ve nur demiş. Fark ne? Burada içsel yapılanma, burada dışsal yapılanma. Nur dışsaldır. Nur ise ziya ise içseldir. Anladık mı? Bu bu çözülmeye aynı cümle herhalde ustad yaşlılıktan demiş galiba. Şuur hayatın nurudur. Öyle diyorlar. Şu ya abi bir e, e, mehazlara baksaydınız acaba bir şey var mı? <laughs> bir şey var kafada var kafada yani bu ezber bu ezber okup böyle tıkır tıkır gidersek çalışmasak nur nedir ziya nedir şuur nedir birinci ustat diyor birinci şuurla ikinci şuur değiştiriliyor sen çalışmasak olmuyor işte Kuranda da öyle la teşbih ve la temsil öyle düz gitmeyle olmuyor İmam Azam atıfla okumuş Kuranı. Hasan Hayatın yani ruhun mahiyetinde de aynı şuur var diyor ustad. Hayat vardır parlayın. Dört tane şey var. ruh zi hayattır, şuurdur, kanunem hucu Ona gireceğiz tabi orada. Ee, ma şey, mahiyetini parlada anlatıyor. Zi hayat bir kanun emirdi. Bak hayat var orada. Evet. Zi şuur aynı ismi şuur var diyor. Şuur var evet. İşte bu ruhun, ruh bir ceverdir abiler. 18 bin alemin projesidir. Proje. Mahluk değil, yazılımdır. İlk ceveri ruh. Bu, bu ruha Cenab-ı Hak taktı, Zih şuur taktı, kanunem vücud harici taktı mı abi? Taktı, mahluk oldu. Sonra buna bir folye, buzdolabı, naylonunu saracak. Bu sardığı şey bedeni misali, 517'den konuşuyorum. Bedeni misali, glaf latifi sardı, geldi bedene koydu. Dumanı aldı, nuru ışığı da aldı, oduna koydu. Evet o zaman mahluk oldu. Ruh mahluktur. Ama kanun itibariyle mahluk değil asıl itibariyle. Bedenin misali ve kılaklıkları ruhun vücud haricisi Evet vücud haricileridir. Yoksa buraya giremez. Mutlak ve muhit olan bir ruh bu muayyen olan bedende duramaz, durduramazsınız. Civayı bir yerde durduramazsın yani. Durduramazsın. Eskiler aklın simgesini ne kullanmışlar biliyor musunuz? Civa kullanmış. Tutamazsınız. Ağırdır yani. Sana rahmet şey yapar. İşte ruh ceverdir. Kanundur. Kanun emridir. Ona ziyaret şur Kanun emri vücud alıcı. Dört tane özellik taktı. Ama buraya nasıl yerleşik? Bir bedeni misali. Bir gılaf latifi sarmış. içine koymuş. Devamında diyor ki vefat anında diyor. Ruh çıktığı zaman çıplak girin çıkmaz diyor bedende. Onda zaten diyor bedeni misali gılaf latifi var diyor. Çıplak olmak yani mahiyet tarafı. E, mahiyeti hmm. Ma, dönüşmüş. Yani kazanımlar yok olmuş, uçmuş gitmiş. yani. Yok mahiyeti gitmiyor. Yani. Yo, Mahlukata, hakikata gidiyor. Alem gidiyor. Alemi berzaha gidiyor. Eğer Allah'a dönse mahiyetine dönecek. Ya acayip bir şey ya. Peki kıyamet burada diyor. Yani o meşin mektubun o altıncı sualde. Dairi kudretten dairime geçer. Az bir zamanda fark edilmeyecek. O zaman mahiyet tarafına mı geçiyor orada? Orada mahiyette, mahiyetle hakikat arasında gidiş geliyor. Orada hakikatle mahiyet. Evet az bir zaman ama e, her şeyin e, soğan kabuğu gibi Mustafa düşünürsek en dışsalı surettir. Gir içeriye kanuniyettir, gir içeriye hakikattir, gir içeriye mahiyettir. Ne demek? Suret eylemseldir. Kanuniyet nedir? İnsanın içselidir. Hakikat nedir? Mazhar olduğu esmalardır. Mahiyeti nedir? Allah'tadır. O zaman o 15. mektuptaki 15 değil mi? O he, 6. E, bir kısa bir zamanda Haşir meydanında Cebrail şey Azrail ile dahil hepsi ölecek. Kıyameti Kübra'da. Yani bir Allah kalacak. Gene her şey aslına mahiyetine dönecek. Ama çok kısa zamanda ölecek. Bunu şey diyor ki <laughs> ben diyorum ki Azrail Aleyhisselam bunu biliyor mu? O da öleceğini. Ha, bak bir şey söyleyeyim size. Işte. Uyanıklık yapın. Bak haşir meydanında kıyamet kübrada Allah'ın dışında her şey kısa bir dönemde ölecek diyor. Hatırladınız değil mi <laughs> Her şey sıfır. Aslına dönecek. Yani Azrail de ölecek. Ben de diyorum ki ey Azrail şu anda duyuyor mu bizi? Duyuyor tabi. Peygamberdir de meleklerin peygamberi. Azrail aleyhisselam. Ey Azrail aleyhisselam. Nasıl ölmek istiyorsan sen orada Beni öyle öldür. Amin. Anladınız mı? Sen nasıl ölmek istersin? Yani onu ona bırakıyor. Beni öyle öldür. Amin. Evet. Kaza namazı olanlara diyorum kemen başlayın ve duayı şöyle yapın. Ya Rabbi kazaya başladım. Kazan bitene kadar beni öldürme. Eğer öldüreceksen kazamdan hesap sorma. Amin. Azrail aleyhisselam diyeceğiz ki haşir kıyamet kıyamet ekber, büyük kıyamet kopacak. Bu bir şey değil. Yani o haş ekberde her şey ölecek. Azrail de ölecek. Ey Azrail Aleyhisselam ya Rab sesimizi Azrail Aleyhisselam'a ulaştır. Ey Azrail Aleyhisselam sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan bizim, canım, bizim canımızı da öyle al. Amin. Bitti. Eğer Allah bir duayı kabul etmeyecekse mümin kulunun ağzına vermez. Hadis değil mi? Hadis. İki zat naklediyor. Hazreti Osman dedi Allah'ın. Hazreti Ali naklediyor. Allah ağzımıza vermişse bu böyledir. Ama abi olur mu? Sana olmaz. Olacaktır diye ne olacaktır? Olacak en ay nezenin abdibi. Hasan Bir ifade edebilir miyim ben anladığımı? Anladım. Anlatmak <laughs> istiyorum. Anlamak istiyorum da. Şimdi hayat güneşi var. Güneş hayat. Bundan çıkan ziya, şuur. Bu vuruyor dünyaya gibi vücut çıkıyor. Vucu. Doğru mu? Doğru. Şuurun vurması vücudu çıkartıyor. Evet. Şuur o zaman hayattan çıktıysa şuurun kendisi nedir desek o zaman? Yedi subutu sıfatın kulasasıdır. Tebrik ediyorum. Harika şuurlan. Yedi subuti sıfatın macun time pekmez karıştırırsan o şuuru bitirseydik orada vardı zaten. Karıştır. Yedi subuti sıfatın bizdeki taayyununa şuur denilir. Çünkü e, elvan seba gibi şuuru olsa diyor. Yani yedi renk e, bu var ya bu gök kuşağı. Yani fotondan gelen yedi tane rengi şuura nispet ediyor ustad. Ha, yedi subuti sıfatın İnsandaki aktifliği, taayyününe şuur denilir. İnsanda mı, hayatta? Evet, insanda derken hayatta yani. İnsan derken insan denen bir şey yok zaten, hayattır. Her şey, bu taşlar, topraklar da hayattan yaratılmış. Evet, şimdi sakin gideyim şimdi. Şuur hayatın ziyasıdır. He, bu şuur hayatın zemininde içimi yapılandırıyor. Bu şuur. Hayat her şeyin başıdır ve esasıdır. Esas olmasının sebebi ihlas esastır diyor. Dustur değildir. İhlas esastır. Dustur eylemseldir. Esas asıldır. 21. lemadan söylüyorum. Hem böyle atıflar yapıyorum ki işinize yarasın. Şu gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Dustur eylemseldir. Şu gelecek dusturlar rehberiniz olsun. Ama ihlası anlatırken 9 tane madde var altına en esas diyor en büyük, kutsi kuvvet diyor. Nokta istinat diyor. En büyük kuvvet diyor. Esas asıla denilir. Batın tarafıdır. E, dusturlar zahirdir. O zaman hayat her şeyin başıdır. Onunla başlamıştır. Esasıdır. Onunla yapılmıştır. Hem onunla yapılmıştır. Hem onunla başlamıştır. Hayat. Hayat her şeyi her bir zihayat olan şeye mal eder bir şeyi bütün eşeğe malik hükmüne geçirir. Mesela ne kadar esmalar var bizde? Bir sürü esma var. Gazali'ye göre bin bir esma, dört bin esma deniliyor. Yani içsel alemi kastediyor hissiyatlar, latifeler falan. Dört bin esma. Ne, ama bütünselliği kim getirmiş? Tek macun, tek bir şeymiş gibi yapmış beni. Nedir o? Mesela şuur. Şuur yedi tane subutu sıfatın bizdeki bütünselliği. Ama yedi tane sıfat var. İlim, irade, sem, basar, kelam. Hayat. Yedi tane. Bir de kudret. Peki bu yedi tane parça parçadır. Tek nasıl yaptı ya? Tek nasıl olur? Pekmez tayin gibi. Tek işte bunu ne yapıyor? Hayat yapıyor. Esmaların farklı farklı esmaları tek şey yapan bir şeyi bütün eşeğe malik hükmüne getirir. Her bir ziyat olan mal eder. Hayat ile bir şeyi zihayat diyebilir ki şu bütün eşya malımdır. Hayat sahibi Şimdi karıncaya da hayat girdi. Hayat neydi? Allah'ın dışında 18 bin alemin hulasasıydı. 336 lemalar. Kainat Allah hayat ile yarattı. Hayatı süssek his ve şuur. His ve şuuru süssek akıl. O zaman hayat sahibi demek 18 bin alemin bütünselliği demektir. Hayat nereye gitmişse 18 bin alem ondadır. Hayat nereye girmişse, hayatı yoksa dağın diyor, yetimdir. Karıncanın hayatı varsa o bütünseldir. O da küreden daha büyüktür. Dünyadan daha büyüktür karınca. Neye benziyor? Gafur misal vermişti. Gadap içimdedir. Nefret, öfke, şehvet içimdedir. Uyanırsa ben onun içine giriyorum. Küreyi arz içinde bir tane hayat. Küre arz yetimdir. Tek başınadır. Hayatı yok. Ama içinde olan bir tane karınca sinek küre yarzdan büyüktür. İçinin içi büyük oldu. Ya tuhaf şeyler çalışıyor ya. Dünya hanemdir der hayat sahibi. Şu kırmızı şeyi okuyayım keseyim. Kainat daha bu vücut, şuur, ziya, nura dönmeyeceğiz. Yani iki dersi vermiş gibi olduk. Dün akşam derse geçmişti ya nasıl bir insan Cenab-ı Hakk'a iman ettiği zaman Allah'ın olan her şeye ortak oluyor. On, ortak değil, onun olmuş oluyor. He <laughs> <laughs> onun gibi oluyor. Onun oluyor. Aynı hayatta bütün kainatla alakadarlık bağ kuruyor. Evet. Yani vücut hayata ne kadar kıymetliyse, şuurda hayata o kadar kıymet kazanır. Çok güzel. Yani vücut ile hayat, şuur ile sahiplilik. Vücut hayatla kıymet kazanıyor, hayatta şuurla kıymet kazanıyor. Evet, hayat şuurla kazanıyor. Yoksa eğer şuursuz yani adem yaşamışsa hayatı yok ki. Şuurla akılla, şuurda akılla kıymet kazanır. Evet mesela sırayla gidersek. Akıl çanak anten Allah'a muhatap oldu, Kur'an'a muhatap oldu. Kazanımları itikat yani şuur. Kur'an'la şuur olur. Kur'an'sı şuur olmaz. Bunu dördüncü şuada birinci hasbiyede şuuru imanı, şuuru imanı, şuuru imanı diyor ya. Demek ki buradaki şuuru ne kadar insan böyle külliyet kesbettirse, şuurlu bu şekilde hayatına tatbik ederse o kadar hayatı kıymetli yapar. Anlam kaz kazanıyor. O zaman bir an ani seyyali zaten orada öyle diyor. Bir an yaşamasa, yaşaması hadsiz vücutları kazanmasına vesile. Bir an, bir an. Zaten yani orada kullanıyor. Şu zerrecik vücudun Vücudum. hadsiz vücudun aynesi diyor. İndesel evet. ettirilir diyor yani. Yani bir an. O zaman e, aklımızın Kur'an'a muhatabiyeti kadar şuur alıyoruz, şuurlu oluyoruz. O zaman bu şuur ile şey hayat kıymet alıyor. Vay hayat neymiş? Bu sefer bu şuur bir de vücutlar doğru yaşarsak, doğru yaşarsak vücutlar bu da hem hayatımızı hem şuurumuzu yapılandırıyor. Yani doğru yaşamarsa yaşamamış kabul ediliyor. Bunlarda yaşanmamış Öyle bir şey yok. Ademi oluyor. Bu, bu derste ne anladık diye şey yaparsak bir içsal ve dışsal di, şeyleri öğrendik. İtikat dışarıya bakıyor. iman içeriye bakıyor. İhtiyar dışarıya bakıyor. iman gayba bakıyor. içeriye bakıyor. Ee, akıldaki şuur dışsal hayatımızı, eylemlerimizi doğru yaşantıları tanzim ederken vicdanın şuur aklın aklıdır. Bir farklı bugün şey ekledik. Ee, birinci şuurun aklı kimdir vicdan akla diyor ki yanlış yaptın doğru yaptın bu söylüyor O zaman bu ikinci şuurla birinci şuuru devrediş yapıyorsun Peki bu birinci ikinci şuuru vicdandaki şuuru e, yapılandıran nedir Birinci şuur Kur'an yaptı söylüyorum size bak Birinci şuuru oluşturan Kur'an ikinci şuuru oluşturan Risalet'tir risalet Risalet-i Muhammediyedir. Hani bu ikinci şuur, birinci şuuru yapılandır dediğin ya sanki hürriye mutabık bir mana var. evet, <laughs> fıtrat ve vicdan akla bir penceredir. Tevhidin şu anı neşrediyor. Hmm. yani o vicdandaki şuur eğer yani akıldaki, dimadaki şuuru yapılandırıyorsa vicdandan hemen sinyal geliyor. Evet. Yapma, gibi yani. Yapma diyor. Mesela Tevhidin şu anı Evet. Şu akılda bir şey yapıyor da doğru diyor. Mesela bir şeydeydim. Şey yanımda vardı? Abdülkadir mi vardı? Abdülmelik mi vardı? Cuma'dan sonra hocanın odasına gittim ya. Bu söyleniliyor ya ama bir tanesi de benim. Gürcistan kaçta açıldı? Gürcistan e, Turgut Oza zamanında. 90'larda mı ne? Geçenlerden bir tanesi benim. O zaman Rize'deydim. Geçtim Türk'üm şeylere. Gittim biraz konuşayım dedim. Şimdi orada olanı bak edeceğim. Birinci şuur, ikinci şuur anlatmış olacağım çarpıcı bir misalle. Anlattım, anlattım. E ondan sonra içeriden böyle onların lisanıyla bir e, hürmeten bana değer verme noktasına şarap getirdiler. E, şimdi e, şarap getirdi yani. İkram, su yok orada yani su içmezler şarap. Eski olduğu için bana da hürmet ediyorlar. Ben haramdır demedim. Bana dokunuyor dedim su. Ondan sonra Abdülmelik yanımda mıydı? Kim yanımdaydı? Ya? cami odasında birisi vardı yanımda. Ondan sonra yanımda ta caminin şeyi dernek başkanı vardı. Ben dedim, demedim. Sonra bir şeyler anlattım dedim. Şimdi yeni duyuyorum ki o köyde cami yapılmış. Reis cami yaptırmış. Ben dedim, haram demedim. Adam beni yiyecek ya dernek başkanı. Nasıl haram demesin sen hocasın dedi. Nasıl haram demedin? Ben dedim başka bir şey anlattım. O dedim cami yaptı. Yani şuur bak, bak şuur. Kur'an'a doğru muhatap olursa doğru muhatap bu şuuru oluşturur. Tamam. Eğer risalete muhatap olursak ikinci şuuru oluşturur. Bu şuur aklın aklıdır ama vicdani şuurunda aklı risalet-i Muhammediyedir. Yani peygamber aleyhissalât ve selamın sünnet-i seniyesidir. Yani Böyle gidiyor. Aklımızı yapılandıran Kurandır, vicdanımızı yapılandıran Risalettir. Yani bakın görüyor musunuz? Önümüzde böyle bir şey var. Risaleti Muhammedi Aleyhisselat ve Selam'ın dairesinden düşen vicdaniyet olmaz. O zaman aklın aklıydı bu, aklın aklı yok, kendi başına kalır, şuuru da olmaz. Evet. Ve yarın inşallah devam edeceğiz. Ama burada zannediyoruz ki biraz ilerledik, ilerledik ama şu. Şu yerde patanaj yapılma yapılacak bir yerdir. Belki de şu sayfaların en zor, en zor yeri ta 509'a kadar burasıydı. Burasıydı. En çok bana sorulan cümle şurdu. Şuydu. Fatiha çekiyorum. Şuur hayatın ziyasıdır. Şuur hayatın nurudur. Abi asla bakar mısın bir şey var mı burada yani bir Osmanlıca bir yani eksik bir kursu. Hayır. Bu Şuur hayat içimizin dişimizin aslıdır. Ziya denince hayatın içsel yapılarını yapılandırıyor. Hayat içimizin dişimizin ee, yani cesedimiz de hayatta yapılmış. Şefkatimiz de, aklımız da, vicdanımız da, mahluk olan her şey hayatta yapılmış. Cesedim mahluktur, merhametim de mahluktur, şefkatim de mahluktur, akıl da mahluktur, ruh da mahluktur. Yapı, ne hangi malzemeyle yapılmış? Hayat ile. İşte şu, bu hayat içimi dişimi hayat ile yapılmış. Şuur hayatın ziyasıdır demek. Bu ikinci şuur ile iç alemimi tanzim ediyorum. İmanlarımı, edebimi, vefamı, hayamı vesaire. içimi tanzim ediyorum şu ziya. Ziya içini yapılandırıyorsun. Buradaki nur ise dışsal alemini, eylem alemini düzeltiyorsun. Doğru yaşıyorsun. Eylemseldir nur, içseldir ziya. Ve ahirde vahum en ilhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El as